Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet ve bugün Roblox'ta Live Topya oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Live Topya'ya yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Oyunu bir de Türkçe yapmışlar, gördüğünüz gibi yeni ne var gibi bir başlık atmışlar ama yeni gelen güncellemeler maalesef İngilizce yazıyor. Bir de burada niye böyle bir yazı? Ha tamam, o size gözükmüyormuş, tamam sıkıntı yok. Evet, gördüğünüz gibi burada yeni gelen güncellemeler yazıyor. Yeni petler gelmiş, koyun ve fil gelmiş. Yeni petlerle olan ilişkilerimizi arttırabilecek şeyler gelmiş arkadaşlar. Evimiz rengini kaydedebiliyormuşuz. Yeni emojiler gelmiş vesaire vesaire. Bugün sizlerle beraber bunları inceleyeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Her şeyden önce benim bu oyundan istediğim en büyük şey oyuna bir askeri üst gelmesi arkadaşlar, ama daha önce tabii ki de öyle bir şey olmadı. Oyuna bir askeri üst gelse belki roleplay videoları çekebilirim. Ekiple hiçbir fikrim yok ama neyse, gelin isterseniz bir bakmaya başlayalım. Oyuna veteriner bile falan gelmiş. Şöyle bir bisikletimizle gidelim arkadaşlar, hadi bakalım. Hop. O araba beni solladı. Neyse dur, şöyle biraz daha sesleri kısacağım. Ne olur ne olmaz diye, tamamdır, güzel. Evet, şimdi bakalım bizim veterinerimiz nerede arkadaşlar. Şöyle bir veterinere bulalım. Evet, burada gördüğünüz gibi hastanemiz falan filan var. Evet, gördüğünüz gibi veteriner hemen karşıda. Gelin isterseniz mağazayı inceleyelim. Veteriner veteriner mağazası mı denir, dükkanı mı denir bilmiyorum. Veteriner işte, hayvanların doktoru diyelim. Evet, buraya gelin biraz inceleyelim. Nasıl iniyoruz? Şuradan iniyoruz sanırsam. Evet, selam. Şuradan bir içeri girelim. Veteriner hastanesi. Vay. Evet, buradan çalışabiliyoruz. Evet, evcil hayvan doktoru oldum şu anda, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi burada işçi olarak çalışıp hayvan doktoru olarak çalışabiliyorum. Evet, mesela şöyle. Evet, şöyle yapıyoruz. Bir dakika, hemen şöyle yapalım. Evet, buyurun hanımefendi, sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Evcil hayvanınız mı hastaydı? Aa evet, arkanızda gördüğünüz, aa evet, arkanızda bir tane unicorn var galiba. Biraz hasta gözüküyor, gelin ona biraz bakalım. Gerçi ben hiç doktora benzemiyorum, ben askerim. Asker olmam. Tamam, gelin. Hemen gelin. Hemen gelin, yardımcı olalım hayvanınıza. Neyi vardı hayvanınızın? Ateşi mi vardı? Gelin hemen yardımcı olalım. Aa, ne oldu lan? Aa, buraya gel. Ne oluyor ya? Aa, ne oldu? Bir şey oldu oyuna. Oyuna bir şey oldu. Neyse. Evet. Bir evcil hayvan al ve buraya koy. Tamam. Evcil hayvanım var mı benim acaba? Dur bakalım. Parayla mı satın alıyoruz? Galiba parayla satın almıyoruz. Ha, VIP hayvanlar var. Onları parayla satın alıyoruz. Ne kadar? 400 Robux. Yani o kadar para vermeye gerek olduğunu zannetmiyorum. Tank var yalnız. Yalnız oyunda tank var. Fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Tank peti var oyunda. Güzel gözüktüğünü söyleyebiliriz. Ben şöyle minik bir tiger alsam, kaplan alsam yeterli. Evet, gördüğünüz gibi. Selam. Evet, bu benim evcil hayvanım. Kendisini eğitebiliyorum aynı zamanda. Aa yok, seviyormuşum. Tamam, neyse. Kendisini şuraya koyalım. Gel. Gel, ben seni bir kucaklayayım. Evet, şöyle. Evet, güzel. Kaplanımı aldım. Şu anda kendisini tedavi edeceğim. Buraya koydum. Tamam, güzel. Almak veya kontrol etmek. Kontrol edelim. Hayvanımızın kontrollerini yapalım. Evet. Bakalım. Evet, ateşini mi kontrol edelim, gastritine bakalım, hayvanın kırığı mı var ona bakalım, yoksa sağlıklı mı değil mi ona bakalım. Her şeyden önce sağlığını kontrol edelim, bunlara daha sonra bakarız arkadaşlar. Evet, bakalım sağlıklı mıymış hayvanımız. Evet, muhtemelen sağlıklıdır. İyileştiriyor şu anda galiba. Evet, şu anda bakımını yaptık galiba. Bir tekrardan diğerlerine bakalım. Ateşi falan var mıymış, onlara da bakabiliyor muyuz? Evet, ateşi var mıymış bir bakalım arkadaşlar şöyle. Hop, yes diyelim. Evet, bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ateşini ölçüyorlar galiba şu anda. Bakalım. Evet, bekliyoruz galiba. Evet, neyi bekliyorum şu anda? Galiba ateşi. Ha bir dakika. Evet, üzerinde ateş simgesi oldu şu anda. Neden böyle oldu bilmiyorum. Galiba bunun bir ayarı var da ben belki bilmiyorum. Neyse, yemek verelim şuna. Biraz et verelim de yesin bari. Evet, ye kalp. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. O zaman ha anladım arkadaşlar. Olayı çözdüm. Olay şöyle. Bir tekrardan hayvanımızı alalım. Buradan hani roleplay yapıyorsunuz ya, rol yapıyorsunuz ya arkadaşlar. Mesela arkadaşlarınızla takıldığında ya eğlendiğinizde buradan hayvanınıza hastalık verebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim sizlere. Biraz hoş bir şey değil biliyorum, hayvanınıza hasta etmek, ama gördüğünüz gibi ben şu anda ateşinin çıkmasına sebep oldum. Bu simge bu hayvanın ateşinin olduğu anlamına geliyor, yanlış anlamadıysam. Oradaki kalbe basarsam da muhtemelen sağlıklı oluyordur diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle hayvanımızı yollayalım mesela. Onun yerine bir tane şöyle bir ayıcık alalım. Mesela ayıcığı aldım. Şu şekilde buraya koydum. Hop, buradan kontrol etmek diyorum mesela arkadaşlar. Bakın şimdi buradan kırığı seçerseniz hayvanın kırığı oluyor. Hayvanın yani bir yeri kırık oluyor. Gastrit derseniz midesi hasta oluyor. Ateş derseniz de ateşi çıkıyor arkadaşlar. Sağlıklı derseniz de hiçbir sıkıntısı olmuyor. Buradan
hayvanınızın durumunu aslında siz belirliyorsunuz. Hayvanınız hasta olmuyor. Hastalığını siz seçiyorsunuz. Öyle bir şey getirmişler. Güzel olmuş. Yani en azından güzel. Evet, gördüğünüz gibi şu anda iyileştirdim pandamı, ayımı. Panda siyah beyaz oluyor, pardon. Evet, burada ellerimizi yıkayabiliyoruz. Evet, o kadar hastalıkla hastaneyle uğraştık. Belimizi yıkayalım. Koronavirüse yakalanmayalım. Evet, güzel. Zıplamam mı lazım? Bence eli çok dur. 20 saniye yıkamamız lazım elimizi. Doğru arkadaşlar. 20 saniyeden az sürede sakın elinizi yıkamayın. Hastalıklardan korunun. Tamam, yeter bu kadar. Güzel, 20 saniye olmuştur bence. Buraya girelim. Burada neler var? Evet. Ha evet arkadaşlar. Burada da mesela hayvanımızın ateşi olduğu zaman burada ateşi tedavi ediyoruz. Burada midesi hasta olduğu zaman mideyi de burada tedavi ediyoruz arkadaşlar. Kırıkları da burada tedavi ediyoruz. Tamam. O zaman gelin hayvanımıza kırık, yani bir yerini kıralım. Evet, bu biraz yanlış oldu ama yani tabii ki de hayvanları seviyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Mesela bu hayvanımızın, ayımızın kolu kırılsın abi. Evet, gördüğünüz gibi hayvanımızın şu anda kırığı var. Olamaz. Peki yerde yürüyebiliyor mu kırığı varken? Bir bakalım. Saçma olmuş. Kırığı varken yerde yürüyebiliyor. Kırığı olan bir hayvan bence yürüyemez. Neyse. Evet, hayvanımızı şöyle kucağımıza alalım. Olamaz, kırığı var. Hemen tedavi ettirmem lazım. Görmüş olduğunuz gibi burada kırık resmi var. Her iki yanda. Bir sağda var, bir de solda var. Kırık resmi olan herhangi bir yere bunu koyuyorum. Davranmak tuşuna basıyorum ve evet, ayı sprey sıkıyor. What? Nasıl yani? Evet, kırık tedavisi sadece sprey. Saçma, biraz saçma. Aslında ayı ameliyat edecek değil tabii de, bilmiyorum. Yani en azından bir sargı bezi falan sarsaydı. Çünkü direkt üzerine sprey sıktı, çok saçma. Peki diğerlerini farklı yapmışlar mı, ona bakalım. Mesela hayvanımızın ateşi çıksın arkadaşlar. Evet, şuradan bir hayvanımıza ateş verelim. Aynen. Hayvanımız Covid olsun. Ateşi çıksın arkadaşlar. Peki ateş tedavisinde de sprey sıkıyor mu? Bir ona bakalım. Ve yok, ateş tedavisinde buz veriyor galiba. Aynen, başına buz koyuyor, bez koyuyor arkadaşlar. Güzel, bunları değişik yapmışlar. Peki ama acaba bir yerinin kırılmasıyla spreyin ne alakası var, ben onu tam çözemedim. Neyse, bir de midesini iyileştirelim isterseniz, bir de onu halledelim arkadaşlar. Midesini iyileştirince ne yapıyor? Herhalde süt mü veriyor, yoğurt mu veriyor? Acaba yoğurt mu veriyor, merak ettim. Yoğurt biliyorsunuz mideye iyi gelir arkadaşlar. Neyse dur, şuraya koydum. Yoğurt mu verecek, dur bir bakayım. Oha, o ne lan? Allah, oy arkadaşlar, şu kadar vallahi füze kadar iğne yaptık hayvanımıza. Evet, bu da bu şekildeydi. Aynen öyle. Evet, burada kitaplar var. Kitap okuyabiliyoruz sanırsam. Evet, kitap okumuyor yanlış. Lan kitabı yere atıyor. Aa, kitabı yere atıyor. Al hepsini yerden. Hayır. Kitapları al yerden. Hah, tamam. Neyse. Kitabı elimize aldığımız zaman okuyabiliyor muyuz? Galiba evet. Yok, okumuyor. Düz duruyor. Açmıyor kitabı. O biraz kötü olmuş. Neyse, tamam. Evet, veteriner sanırsam bu şekildeydi. Başka bir şey var mı diye şu anda sizler için kontrol ediyorum. Oyunun içinde saatimiz var, görmüş olduğunuz gibi saatimiz. Oyunun içerisinde düzenli bir saat olması şahsen benim hoşuma gitti. Sağ üstteki 8.35 saatiyle aynı anda ilerliyor gördüğünüz gibi. Burada sağ üstte şu anda görüyor musunuz bilmiyorum. 8.40 yazıyor. Burada da saat 8.40. Yani aynı yapmışlar. Güzel kodlamışlar. Helal olsun gerçekten. Tamam. Şuradan bir çıkalım isterseniz. Evet. Aa, selam. Güzel. Aa, elma verdi. Elmasını çalayım mı? koyunun elmasını elinden alıp ben yiyormuşum falan böyle. Açlık. Neyse. Evet, veteriner bu şekildeydi arkadaşlar. Sanırsam bir de yeni petler gelmiş. Biliyorsunuz ben çok fazla live top oynayan birisi değilim. O yüzden petlere teker teker kendim şimdi bakacağım. Şurada bir alışveriş mağazası var. Oraya girelim. Orada inceleyelim isterseniz. Tamam. Evet, şimdi yoldaşlarımıza bir bakalım. Evet. Bunlar ne? He, isim. Tamam. Okey, oyuna yeni fil gelmiş sanırsam. Önce onu biliyorum. O yüzden buradan fili seçtim. Evet, oyuna fil gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi filimiz bu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi tatlı yavru bir filimiz var. Ben filleri çok severim bu arada. Hayatımda hiç yani nasıl diyeyim, üzerine binilebilen bir fil görmedim ama şeyde gördüm, hayvanat bahçesinde gördüm. Gitmediyseniz gidin, hayvanat bahçesi güzel yer. Tamam. Kendisine uyuyor mu bu? Horluyor. Neyse, kendisine yemek verelim. Bakalım filler ne yiyor. Evet, filler elma yiyor tabii ki de. Hortumla ağızlarına götürdükleri elma. Aynen öyle. Evet, filimiz elma yiyor. Peki bu ne? Seviyor muyuz? Evet, filimizi bu şekilde seviyoruz arkadaşlar. Oh. Evet, güzel. Evet, eğitiyor galiba. Evet, bu şekilde filimizi sevebiliyorsunuz da poposundan da sevmezsin hayvanı ya. Hayvanın poposunu seviyor. Neyse. Evet, bu şekilde de filimizi sevebiliyoruz. Güzel. Tamam. Diğer hayvanlarımıza bakalım. Koyun var. Koyun zaten daha önceden beri vardır belki, bilmiyorum. Oyunu fazla oynamadım. Koyuna bakalım. Koyunumuz ne yiyor?
Galiba bütün hayvanlar elma yiyor, bilmiyorum. Ama az önceki kaplan et yemişti. Evet, koyuna elma verdik. Koyunu da muhtemelen aynı şekilde seviyor. Evet, koyunu da aynı şekilde seviyor. Pek bir özelliği yok. Tamam. Neye bakalım? Domuzu boş ver. Tren var. Tren ne? Kilidi açmak için oyunda iki arkadaşımız olmalıymış. Tamam, boş verin abi. Şuradaki kaplanı merak ettim ben. Neyse. Şuna bakalım. Bu ne? Kedi mi bu? Bu çok da kediye benzemiyor ya. Bu bayağı... Bu ne oğlum? Tipe bak. Bu nasıl bir kedi? Allah, tövbe estağfurullah. Bu nasıl kedi arkadaşlar? Böyle kedi mi olur ya? Harbiden. Evet, dans ediyor. Müzik çaldı. Lan? Bu nasıl bir hayvan? Evet, bir süre durunca kendi kendine dans ediyor. Değişik sesler çıkartıyor. Ne yiyor bu? Ha, bu da et yiyor. Ha, ağzının tadını biliyor tabii. Et yiyor. Evet, bir süre bekleyince müzik çalmaya başlıyor. Değişik bir hayvan. DJ kedi gibi bir şey. DJ kedi falan, ne bileyim. Değişik bir kediye benziyor. Dur bakayım, bir daha çalacak mı? Evet, değişik bir müzik çalıyor. Tuhaf. Peki, başka neye bakalım? Bu ne? Böyle bir hayvan mı olur? Bu nasıl bir hayvan? Neye benziyor bu? Bu nasıl bir hayvan? Sincap mı? Ne bu? Bunun ne olduğunu yorumlarda yazsanıza. Ben bu hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir hayvan. Kuyruğu bu şekilde. Kuyruğunda top var. Dişi var şöyle öne doğru. Bekleyince havada bu şekilde zıplıyor ve süzülüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir hayvan. Peki kendisi ne yiyor? Kendisi peynir yiyor. Fare! Fare. Bu hayvan ya fare ya da hamster. Evet, gördüğünüz gibi peynir yiyor arkadaşlar. Evet, bakın. Aynen. Evet, gördüğünüz gibi peynir yiyor. Nasıl seviyoruz bunu? Aynen, yok. Bunu yerde seviyoruz. Güzel. Evet, bu mavi hayvan şeymiş arkadaşlar. Fareymiş. Güzel. Peki bu ne? Evet, bu ne abi? Cidden bu nasıl bir pet ya? Bu ne oğlum? Lan bu mancınık bir bildiğin bu. Bu bayağı mancınık bildiğin. Değişik bir tipi var. Bekleyelim bakalım bu ne yapacak. Evet, bunun refleksini ölçüyoruz şu anda. O ne? Evet. Ha, going diye bir ses çıkartıyor, bir şey fırlatıyor. Peki, besleyebiliyor muyuz? Evet. Araba çarkıyla besliyor. Değişik. Çok tuhaf. Baksanıza, bakın yemek veriyorum. Yere çark koyuyor. Çarklar olur ya, demir. Demirle besleniyor bu canlı. Ve bunu sevemiyoruz. Evet, bu canlıyı sevemiyoruz arkadaşlar. Kucağımıza alıp bunu maalesef sevemiyoruz. O biraz kötü olmuş. Sadece yemek verebiliyoruz. Onun dışında kucağımıza alıp bu mancını, yani bu aracı sevemiyoruz maalesef arkadaşlar. O biraz kötü olmuş. Peki, bakmadığımız ne kaldı? Ayıcığı zaten biliyoruz. Burada galiba yavru kedi var. Şu pony mi bu? Bu pony oluyor galiba. Ne bunun adı? Galiba ya unicorn oluyor ya da bunun adı pony. Muhtemelen pony oluyor değil mi bunun adı? Evet. Pony. Bakalım pony ne yapacak? Tatlı hayvan bu arada. Çok güzel. Bakalım ne yapacak? diye ses çıkartıyor arkadaşlar. Şaha kalkıyor. Başka bir özelliği yok. Peki. Yemek verelim. Yemek olarak ne yiyor? Tabii ki de ne, atlar ne yer, poniler ne yer? Saman yer arkadaşlar. Saman veriyor. Nasıl seviyoruz? Bir ona bakalım. Evet, bu şekilde de seviyor. Güzel. Aynen, bayağı iyi. Evet, hayvanlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Gayet güzel. Peki. Evet, haritamıza bakalım. Şöyle haritada gidebilecek bir yerimiz var mı? Havaalanı var. Havaalanını biliyoruz. Metromuz var. Karakol var ama askeri üs yok ya. Bence şuraya bir askeriye yapabilirler, bilmiyorum. Askeriye olursa daha iyi olur. Bir de navigasyon başlatabiliyormuşuz baksanıza. İstediğimiz yere gitmemiz için. Vallahi bence bu oyun Brokeven'dan daha güzel, onu söyleyeyim öncelikle. Neyse, tamam. Nereye gidelim arkadaşlar? Bakın burası yeni yer gösteriyor. Bakın buradan rahat bir şekilde nasıl nereye gideceğimi görebiliyorum. Şuradan bisikleti alayım mesela. Buradan bana en kolay yerden nasıl şeye gideceğimi gösteriyor, veterinere. Şu anda gördüğünüz gibi veterinere gidiyorum, bakın. Eğer bir yere nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız buradan haritayı açıp gitmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Mesela burada balinalar var. Balina değil, neydi onun adı? Ya deniz hayvanı var, ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda oraya gideceğim, bilmediğim bir yere gidiyorum şu anda. Bakalım orası neresiymiş arkadaşlar. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim isterseniz. Sizler de eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz, eğleniyorsanız like atabilirsiniz şu anda arkadaşlar. Şöyle isterseniz güzel bir şekilde gidelim. Burada tren var. Evet, burada bir tren var. Acaba sürebiliyor muyuz, merak ettim. Çuf 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 çuf. Binebiliyor muyum buna? Acaba binebiliyor muyum? Binebiliyorsam çok güzel bir şey yapacağım. Dur bir. Hop hop. Aha, binebiliyorum. Çuf çuf. Çuf çuf. Çuf çuflar. Abi ben küçükken Çuf Çuflar diye bir tane film vardı. Çok seviyorum. Çizgi film vardı. Yeah. Çuf 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 çuf. Neyse. Tamam. Gelin şuradan isterseniz içeriye girelim. Neresiymiş burası? Hop. Neresi burası? Oceanarium. Ocean. Oceanarium.
akvaryumun büyük versiyonu muhtemelen arkadaşlar. Buradan giriyoruz buraya. Tamam. Bir şöyle etrafa bakacağım. Ne var burada? Akvaryumlar var. Evet, güzel. İçinde keşke balık olsaymış. Neyse, şuradan inelim isterseniz. Asansör düğmesi. Hop. Biz şu an birdeyiz. Üst kata çıkalım. Üst kata çıkabiliyor muyuz? Ha, üst kata çıkamıyoruz. B1'e inelim. B2, B3. Bunlara basılmıyor. Evet, bunlara basıl. Aa, basılıyormuş lan. Aa, ne oldu? Bir dakika, oyunum dondu. Bir dakika. B1, B2, B3. Tamam, biz şu anda en alt kattayız. Güzel. Vay be. Evet arkadaşlar. Oha, bayağı. Aa! Lan! Çok iyi yapmışlar. Bir şey diyeceğim, bayağı iyi yapmışlar. Şu hayvanların güzelliğine bakın. Bir de şu şeyleri gizleyebiliyor muyum acaba? Dur bakayım. Parti. Parti verebiliyormuşuz oyunda. Şeyi kapatabiliyor muyum? Menü arayüzü. Hah. Tamam, arayüzü kapattım şu anda. Baksanıza, bayağı iyi gözükmüyor mu arkadaşlar? Bir şey diyeyim mi? Bence bayağı iyi gözüküyor. Şunun manzarasına baksanıza. Şu balığın adı neydi? Onu hatırlamıyorum daha. Neyse. Baksanıza, bayağı güzel gözüküyor. Vay be. Akvaryum gibi akvaryum. İçine girebiliyor muyum lan? Dalgıç kıyafeti giyip acaba içine girebiliyor muyum? Evet, burada bir tane kaplumbağa var sanırsam. Evet, görmüş olduğunuz gibi. İçine girebiliyor muyum? Aa, vallahi içine girebiliyorum galiba. İnşallah beni ısırmaz. Aa, içine girebiliyorum. Beni ısırır mı sizce? Selam. Beni ısırmazsın değil mi? Yanına geleyim mi? Beni ısırır mı sizce? Evet, şu anda yanına geldim. Selam. Selam kaplumbağa, ne haber? Aa, beni ısırmıyor. Teşekkür ederim. Beni ısırmadığı için teşekkür ettim abi. Evet, selam. Ne haber? Hadi beraber yüzelim. Bunun adı Karetta oluyor değil mi? Ya deniz kaplumbağası diyorlar buna, ya da Karetta diyorlar. Bunun adı galiba Karetta'ydı. Selam. Selam dostum. Hey. Hey, ne haber? Niye burada yalnız takılıyorsun? Hey. Burada niye yalnız takılıyorsun? Kankan olayım mı? Bu arada ben nasıl nefes alıyorum suyun altında, onu bile bilmiş değilim. Neyse. Tamam. Ben şu anda şey istiyorum. En büyük denize girmeyi istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de burada en büyük deniz var böyle şey. Deniz değil ya. Akvaryum. En büyük akvaryum var. Ben o en büyük akvaryuma girmek istiyorum. Oraya nereden giriyoruz abi? Dur bakalım. Bir şuradan yukarıya çıkalım. Galiba buradan gireceğiz. Aynen. Burada en büyük akvaryum var. Ben buraya girmek istiyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi balık türleri var. Bu normal balık. Bu... Nemo, kayıp balık Nemo. Bu ne? Bu galiba Japon balığı oluyor. Buradakiler de normal pirana. Pirana mı bu? Yo, hamsi. Bunlar da hamsi. Salladım. Bu arada hepsini salladım. Şaka yaptım ya, bazılarını biliyorum. Şu Nemo ya, o kesin. Neyse, durun bakalım. Aa, bu ne? Aa, burası ileride gelecekmiş. Coming soon diyor. Bakın şurada deniz anası var. Bayağı iyi yapmışlar bu arada. Bu Rockhaven'dan daha güzel hocam. Şimdi itiraz etmeyin. Güzel. Şuradan bir gidelim. Ben şuradaki denizin içine girmek istiyorum. Bak, gene deniz dedim ya. Buranın içine giremiyor muyuz abi? Ya ben burada yüzmek istiyorum abi. Burada yüzmek imkansız mı? Ben cidden buranın içine girmek istiyorum. Ne var buradaki hayvanlarla yüzsem? Bence güzel olurdu. Dur bakalım. Belki de içeriye girebiliyoruzdur. Şuradan bir çıkalım. Aynen, burası B1'miş zaten. Aha, geldim buraya. Aynen, güzel. Evet, burada çalışabiliyor musunuz arkadaşlar? Akvaryumcu mu oluyor, ne oluyor? Su tercümanı. Su tercümanı diye meslek mi var lan? Ben o su tercümanı ne? Vay be, öyle bir meslek varmış. Güzel. Acaba üniversitede hangi bölümü okumam lazım su tercümanı olmak için? Üniversite su bölümü. Akdeniz Üniversitesi su bölümü. Allah'ım ya, neyse, tamam, çıkıyorum buradan. Kapatıyorum burayı. Evet, güzel. Burası da bu şekildeydi. Burası muhtemelen daha önceden beri vardır arkadaşlar da, ben yeni ilk defa gördüm. Fazla bu tür oyunlar oynamıyorum ama keşke o büyük akvaryumun da içine girebilseydik. Neyse. Dur bakalım, burada ne yapıyoruz? Oo, burada müzik var. Aa, mikrofon. Vay, şarkı söylüyor, güzel. Bateri? Baterinin sesi gelmiyor. Ha, aynen, büyük ihtimalle ben de oyunun müzikleri kapalı olduğu için müzik sesi gelmiyor arkadaşlar. Hop. Aa, piyano çalıyor. Güzel. Piyanoyu çalabiliyoruz, çok iyi. Aynen, bayağı iyi. Dur bakalım, bu ne? DJ. Yo. Yo, yeah, DJ, give it the music. Evet, sesi gelmiyor. Keşke sesi gelse. Sesi niye gelmiyor bunun? Gitar niye yok? Gitar. Bu ne? Gitar resmi var burada. Dur bir. Müzisyen. Abi gitar çalamıyor muyum ya? Keşke gitar olsaydı. Bu ne? Dur bekle. Galiba şuradan gitar alabiliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Oyunda gitar olması lazım çünkü. Bir bakayım, oyunda gitar var mı? Bakayım bakayım. Kılıç var. Tabut var lan. Abi, bu oyunun yapımcıları niye bu kadar psikopat? Dur bakalım. Gitar arıyorum ben şu anda. Gitar var mı acaba? Gitar, gitar, gitar. Gitar, gitar, gitar. Aha, yok. Bir dakika. Abi, oyunda gitar yok. Gitar yok. Aa, ağırlık seti var. Para var. Biberon var. Aa, silahlar var lan. Bir sürü silah var. Oha, çok iyi. Ama oyunda bir tane bile askeri üs yok. Bence oyunda askeri üs. Aa, gitar buldum. Dur. Klasik gitar mı alsam, elektro mu alsam? Elektro iyidir abi. Ya, yeah, çal.
Da bu niye pembe? Ben pembe elektro gitar istemiyorum. Başka rengi yok mu bunun? Neyse tamam, klasik çalalım o zaman. Hop, bunu al. Aynen, hop, çal. Niye ses çıkmıyor? Bunun sesi çıkmıyor. Ama sesi çıkmıyor. Gitarın sesi çıkmıyor. Sevmedim. Keşke gitarın sesi çıksaydı. Neyse. Evet, oyunumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Lightopia'yı oynamayı unutmayın. Gerçekten yani Roblox'un içerisinde apayrı bir dünyası var. Burada arkadaşlarınızla istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. RP deyince bazı kişilerin hoşuna gitmiyor olabilir. Başta benim de gitmiyordu ama Roblox'a artık bir oyun gibi bakmamaya başladım. Gerçekten yani Roblox içerisinde başka bir dünya var neredeyse. Gerçekten güzel bir yer diyebiliriz arkadaşlar. Tamamdır. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.